Şimdi söz Genel Başkanımızda. Sayın Genel Başkanım, buyurunuz. Önce hepinize içten saygılarımı sunuyorum. İş dünyasının değerli başkanları görüşlerini açıkladılar. Necat hocama fırsat kalmadı ama hocam raporunu dikkatle izleyeceğim, okuyacağım. Bundan emin olmanızı istiyorum. Zaten sınıf arkadaşım. Dolayısıyla dostluğumuz yeni değil, baki. Değerli arkadaşlar, eğer Türkiye bilgi toplumunu yakalayacaksa, yani Türkiye sadece bölgesinde değil, dünyada söz sahibi olacak bir ülke olacaksa, önüne sağlıklı ve tutarlı bir strateji koymak zorundadır. Siyasetin görevi bu stratejiyi izlemektir. Ve bu strateji bir siyasal partinin stratejisi olmanın ötesinde bütün siyasal partilerin kendi ortak hedef belledikleri bir strateji olmak durumundadır. Biz kendi bölgemizde ve dünyada nasıl söz sahibi olabiliriz? Bunun için dört ayaklı bir stratejiye ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi şu: hukukun üstünlüğü. Sayın başkanlardan bunu burada duyduk. Eğer hukukun üstünlüğü olmazsa siz dünyaya entegre olamazsınız. Yabancı sermaye gelmez. Sanayicinin, üreticinin, çiftçinin can ve mal güvenliği olmazsa niye yatırım yapsın? Hukuk bu açıdan çok önemlidir. Yabancı sermaye bizde son 4 yılda sürekli çekiliyor. Dışarıya gidiyor. Yeni yatırım yapmıyor. Sadece Türkiye'deki belli firmaları gelip satın alıyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Sonuç, elde ettikleri karları kendi ülkelerine transfer edecekler. Hukukun üstünlüğü bu bağlamda çok önemlidir. İş dünyası kendisini hukukun güvencesinde gördüğü zaman siyasetin ya da siyasetçinin veya siyasal iktidarın yaptığı yanlışı özgürce dile getirir. Der ki, bir dakika ey hükümet, şu kararı aldın ama biz buradan zarara vuruyoruz. Bu açıdan ilk stratejinin ilk ayağı hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bakın bütün demokrasilere, kişi başına gelirin 30 bin dolarla 40-50 bin dolar arasında değiştiği bütün ülkelerde hukukun üstünlüğü kavramı vardır. İster Finlandiya'yı alın, ister Kanada'yı, ister Japonya'yı alın. Hukukun üstünlüğünün olmadığı hiçbir ülke gelişmiş ülke değildir ve gelişmemiştir de zaten. Doğal kaynaklarından ötürü belki zenginlik vardır. Ama o zenginlik sadece ve sadece doğal kaynağa dayalıdır. Demek ki stratejinin birinci ayağı hukukun üstünlüğüdür. Geçiyoruz stratejinin ikinci ayağına. İkinci ayağı ne? Eğer bir ülke üretmezse, yani üreten Türkiye olmazsa, başarı şansını yakalayamazsınız. Tüketen bir toplum büyüyemez. Tüketen bir toplum bölgesinde de dünyada da lider konumuna gelemez. O zaman demek ki üretimi teşvik etmemiz lazım. Soru şu: neyi üreteceğiz? Neyi üreteceğiz? 21. yüzyıl ve 20. yüzyılın sonu dünyanın bilgi toplumuna geldiği bir süreçtir. Bilgi toplumunda yaşıyoruz artık. Bilgi en değerli hazine oldu. En değerli. Ve insanoğlu artık şunu keşfetti: dünyanın en stratejik ürünü insan beyni. En stratejik ürün.
Ve dünyada yeni sınıflar oluşmaya başladı. Örneğin plütokratlar gibi. Belki hiç duymadınız. Ama biz hep geriden izlediğimiz için dünyayı, yeni gelişmeleri yeteri kadar fark edemiyoruz. Plütokrat şu, patronundan fazla kazanan işçi demek. Patronundan daha fazla kazanıyor. Cebi koltuğun altında bir bilgisayar. Yazılım sektöründe bir numara. Patronu her türlü yatırım yapıyor ama o patronundan fazla kazanıyor. Artık dünyayı sağ ve sol iki kutup eksenine sıkıştırma şansımız yok artık dünyada. Yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Yeni bir dünyayla. Bunu henüz üzülerek söylüyorum, siyasetçilerimiz keşfetmiş değil. Eğer biz katma değeri yüksek ürün üretemezsek, harcı alem mal üretirsek, Türkiye buradan bir şey elde edemez arkadaşlar. İster bir tır makine alısı gönderin, o size sadece 3 tane cep telefonu gönderir, daha fazla kar elde eder. Peki biz katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceğiz? İkinci soru, nasıl üreteceğiz? Eğer bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmezse, katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. Bu işin noktası, can damarı üniversitelerin bilgi üretmesidir. Peki bizim üniversitelerimiz bilgi üretiyor mu? Arzu ettiğimiz bilgi üretmiyorlar. Bu da bir başka acı tablo. Eğer İran'daki üniversiteler bilgi açısından Türkiye'deki üniversiteleri geçmişlerse oturup hepimizin düşünmesi lazım. Eğitim bir toplumda çok ama çok önemlidir. Eğitim. Eğitimin sorgulayıcı olması lazım. Ve beynin, insanlığın özgür düşünmesi lazım. Üniversitelerde eğer siz şunu yapma, bunu yapma, aman şu konuda konuşma dediğiniz andan itibaren yaratıcı beyni öldürürsünüz. Oysa düşünme, yaratma, Allah'ın bize verdiği bir lütuf. Çocuk dinlendiği andan itibaren soru sorar, bu nedir, bu nedir diye. Bütün gelişmelerin temelinde merak vardır, merak. Amerikalıların Mars'a gönderdikleri aracın adı da merak arkadaşlar. Ne var acaba, neler oluyor diye. Çevremizdeki olayları bile yeterince sorgulayamıyoruz. Eğitimi eğer bilgi üreten bir sistemin içinde eritmezseniz, bilgi üretmezse eğitim, sanayici elle tutulur yeni meta üretemez. Gençlerden birisi sormuştu bana, bilgi üretecek de ne olacak? Üretilen bilgiyi sanayici elle tutulur, meta haline getirir. O bilgi üretir, o da meta haline getirir. Ve piyasa oluşur. Bunu yakalamak zorundayız. Bilgi toplumu trenini kaçırırsak kimse kusura bakmasın, Türkiye çok gerilerde kalır. Neden söylüyorum bunu? İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda keşfetmiş. 3 milyon yılda. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Dünyanın geldiği noktaya bakın. Bilgi toplumunun geldiği noktaya bakın. Şu soruyu bütün iş dünyasının kendisine sorması lazım. Biz Güney Kore'den önce otomobil ürettik. Bir otomobil markamız vardı bizim. Güney Kore'de yoktu. Ama bugün Güney Kore'nin dünya çapında 3 otomobil markası var, bizim yok. Sebebi ne? Neden böyle oldu? Tek sebebi var arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ama tek sebebi var, o da siyasetçiler. Geleceği okuyamayan siyasetçiler. Toplumu ileriye taşıyamayan siyasetçiler. Türkiye bunu aşmak zorundadır. Toplum olarak bunu aşmak zorundayız. Eğer geleceği düşünüyorsak bunu aşmak zorundayız. Üçüncü stratejimizin üçüncü ayağı nedir? Ne olmalıdır? Güçlü bir sosyal devlet olmalıdır. Güçlü bir sosyal devlet olmazsa yaratılan değeri hakça paylaşmamış oluruz. İşçi de geçinecek, işveren de kazanacak, çiftçi de, esnaf da,
İşsizlik mümkün olduğu kadar az olacak. Yoksulluğu sıfırlamamız lazım 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Güçlü bir sosyal devlet kuramazsanız, sağlıklı çalışan bir toplum, huzur içinde bir toplum yaratamazsınız. Üçüncü ayağı budur. Ve dördüncü ayak. Bu kazanımlarımızı sürdürmemiz lazım. Yani sürekli kendisini yenileyen, sürekli reform yapan bir Türkiye olması lazım. Üniversiteleri çalışan, iş dünyası çalışan, uluslararası alanda rekabet eden, gücüne güvenen, özgüveni yüksek bir toplumu sürdürmemiz lazım. Bu dört ayaklı strateji bugüne kadar, üzülerek söylüyorum, hiçbir siyasi parti tarafından dile getirilmemiştir. İlk dile getiren biziz. Neden? Biz dünyayı okuyoruz. TÜSİAD'ın toplantısında söyledim. Soru üzerine geldi. Biz Finlandiya Eğitim Bakan Yardımcısını Türkiye'ye davet ettik. Onlar eğitimde çok ciddi bir reform yaptılar. Çağırdık. Neden öncelik eğitim oldu sizin açınızdan? Bize verdiği yanı çok basit. Bütün Avrupa büyüyor. Avrupa gelişiyor. Kişi başına gelir yükseliyor. Ama Finlandiya'da bir hayat yok, bir değişiklik yok. Gelirimiz düşük. Araştırdık, baktık ki eğitim alanda ciddi zaaflarımız var. Ve eğitim alandaki zaaflarımızı gidermemiz lazım. Ve eğitimde reform yapıyorlar. Şu anda Finlandiya'da da kişi başına gelir 40 bin dolar civarında. Eğitilmemiş bir toplumun büyüme şansı yoktur. Bizim eğitim sistemimize dönüp bir bakın. Değerli iş dünyasının değerli insanları, dönün bir bakın. 13 yılda 12 kez bir ülkenin eğitim politikası değişirse orada eğitim politikası yok demektir. Oysa eğitimin milli olması lazım. Milli eğitim adı üstünde. Milli eğitim. Milli değerlerimizi korumak açısından milli, ama aynı eğitimin evrensel olması lazım. Evrensel değerleri dışlamaması lazım. Üzülerek söylüyorum, bunlar yok. Adana'yı biliyorum. 1970'li yıllardan beri Adana'yı biliyorum. Adana aslında bir dönem sanayinin merkeziydi. İstanbul'dan sonra en güçlü sanayi burada vardı. Kültürün merkezidir, edebiyatın merkezidir. Bir üniversite kentidir aynı zamanda Adana. Bir tarım kentidir Adana. Adana çok zengin, bereketli toprakları var. Şimdi o tanıdığımız görkemli Adana'dan kan kaybeden bir Adana'ya gelmiş durumdayız. Nereye gitti büyük firmalar? Herkes İstanbul'a taşındı. Sadece Adana mı öyle? Hayır. Gidin Kayseri öyle, gidin Sivas öyle, gidin Trabzon öyle. Anadolu boşalıyor. Oysa siz Türkiye satına zenginliği yaymak zorundasınız. Sanayiyi Türkiye satına yaymak zorundasınız. Herkes bulunduğu yerde yüksek bir gelir standardını yakalayabilmeli. Düşünen, emin olun, düşünen yok. Siz Anadolu'da cazibe merkezleri yaratmazsanız, bir Samsun gibi, Adana gibi, Kahramanmaraş gibi, Sivas gibi, Kayseri gibi cazibe merkezleri yaratmazsanız, herkes koşa koşa İstanbul'a gider ve İstanbul'da yaşanamaz bir kent haline gelir. Geldiğimiz nokta bu. Ve hep bunu alkışladık. Hep bunu alkışladık. Bu politikayı sürdürenleri de hep iktidara taşıdık. Ne güzel yapıyorsunuz dedik. Biz tam tersini yapıyoruz. Tam tersini. Nasıl yapacağız? Merkez Türkiye projemiz var bizim. Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Doğu batı eksenine güney kuzey eksenini dahil edeceğiz. Trabzon'u, Samsun'u Mersin limanı ile İskenderun limanı ile buluşturmak zorundayız. Anadolu'nun merkezinde özel bir alan yaratmak zorundayız. Teknoparkı olan, üniversiteler olan, kendi enerjisini, güneş enerjisini üreten ve biz bunu 200 milyar dolarlık bir yatırımla düşünüyoruz. 200 milyar dolar. 60 milyar dolarını kamu, 140 milyar dolarını özel sektör yapacak. Limanları olmayan bütün ülkelerin limanı haline getireceğiz Türkiye'yi.
Kişi başına gelir 2035'e kadar bizim hedefimiz 30 bin doların üzerine çıkarmak. Merkez Türkiye projesinin olduğu kentte de 32 bin dolar olacak. 2 milyon kişiye yeni istihdam alanı yaratılacak. Bu bir partinin projesi olmaktan çok aslında bir ülkenin topluca sahip çıkması gereken bir proje. Biz bunları yapmak zorundayız. Limanlarımız var. Bakın, deniz yolculuğu var mı? Denizlerimizden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Denize asfalt mı dökeceğiz? Trafik polisi mi koyacağız? Trafik lambası mı koyacağız? Hiçbirisi yok. Ama biz denizden yararlanamıyoruz. Yeteri kadar yararlanamıyoruz. Dönüp kendimizi sorgulamamız lazım. Siyasetçi, üzülerek yine söylüyorum, kısa vadeli düşünüyor. Kısa vadeli düşünen siyasetçi sakın ola ki iktidara taşımayın. Kısa vadeli düşünen siyasetçi ülkenin geleceğini köreltir. Siyasetçinin biraz vizyonunda olması lazım. Geleceği görmesi lazım. Kısa vadeli siyaset sadece içeride başımıza bela açmaz, dış politikada da başımıza bela açar. Buyurun Suriye. Ne işimiz var bizim Suriye'de? Neden biz tırlarla silah gönderiyoruz oraya? Neden insanlar orada birbirlerini öldürüyorlar? Neden 2 milyonu aşkın Suriyeli bizim topraklarımızda? Sayın Merkel gelecek şimdi. Niye geliyor biliyor musunuz? Aman Suriyeliler bize gelmesin. Biz size para verelim, kampları Türkiye'de kurun. Bize açıkça rüşvet teklif ediyorlar. Kampları siz burada kurun, bunlar gelmesinler. Brüksel'e gittim, Strasbourg'a da gittim. Suriye'nin bu hale gelmesinden sadece biz değil, siz de sorumlusunuz dedim. Suriye'de savaş olurken kılınız kıpırdamadı. Ne zaman ki Suriyeliler sizin kapınıza dayandı, vay efendim Suriyeliler buraya nasıl gelir? Bakın hiçbir Suriyeli ben Suudi Arabistan'a gideceğim demiyor. Katar'a gideceğim de demiyor. Nereye gideceğim? Avrupa'ya gideceğim. Yönünü uygar dünyaya çevirmiş. Onlara şunu söyledim. Eğer insanlar daha iyi yaşam koşullarını yakalamak için yola çıkmışlarsa, yani ölümü göze almışlarsa, önüne duvar da koysanız bunlar o duvarı aşıp geleceklerdir. Türkiye bu sorunun temel anahtarı durumundadır. Ve yanlış yaptı. İran'da da yanlış yaptık. Mısır'da da yanlış yaptık. Libya'da da yanlış yaptık. İlk kez Cumhuriyet tarihinde 5 ülkede büyükelçimiz yok. Göndermek istiyoruz büyükelçi. Almayız diyorlar sizin büyükelçinizi. Türkiye'yi defterden sildik diyorlar. Neden olsun bu? Mısır'la ne alıp veremeyeceğimiz vardı? Yani nedir derdimiz Mısır'la? O ülkelerin doğrudan iç işlerine müdahale ettik. Ve bunun faturası kime çıktı? Toplumun tamamına çıktı. Dış politikanın özelliği şudur. İç politikada hata yaparsanız toplum bir kesimi o hatayı öder. Ama dış politikada hata yaparsanız o hatayı toplumun bütün kesimleri öder. Ve şu anda hepimiz o hatayı hatanın bedelini ödüyoruz. Tarım konusu. Burası bir aynı zamanda bir tarım bölgesi. Bereketli topraklar var burada. Hep şu örneği veririm. Hollanda Konya'dan küçük. Konya'dan küçük bir devlet. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 130 milyar civarında. 130 milyar. Biz 12 milyar doları ya buluyor ya bulmuyor. Neyimiz eksik? Toprak deseniz var. Güneş deseniz daha fazla var. Su deseniz o da var. İnsan deseniz o da var. Çalışacak genç deseniz o da var. Neyimiz eksik? İleriyi göremeyen, ileriyi görecek siyasetçimiz eksik. Planlayamıyoruz bir şeyi. Planlayamıyoruz. Ne ekeceğimizi dahi planlayamıyoruz. Acaba sizin aklınıza Türkiye bir gün saman ithal eder diye bir şey geldi mi? Bir ya olur mu böyle bir şey? Ama bir saman ithal ettik. 2 Trakya büyüklüğünde alan son 10 yıldır ekilmiyor. 2 Trakya büyüklüğünde alan. Çiftçi diyor ki ektiğim zaman zarar ediyorum. Ve daha acı olanı tarım toprakları şu anda çiftçi tarafından satılıyor. Borç batağından.
Karamsar bir tablo çizdiğimi biliyorum. Ama bu söylediklerim tamamı gerçek. Sanayici. Konuştuğum sanayiciler şunu söylediler. Ya bir ülkede huzur yoksa ben gelir elde etsem dahi yani iş olmuyor diyor. Sevinemiyorum diyor. Huzur arıyorum ben. Bu ülkede huzur içinde çalışmak istiyorum diyor. Ne oldu da 7 Haziran'dan sonra terör azdı? Bir PKK belası vardı, bir de karşımıza IŞİD belası çıktı. Birisi yetmiyor herhalde, öbürü de geldi. Yazık, günah değil bu ülkeye. Orta Doğu bataklığından Türkiye'nin süratle çekilip çıkması lazım. Sayın Davutoğlu'na da söyledim. Dış politikanın 180 derece değişmesi lazım. Biz dış politikayı ülkenin çıkarları üzerine inşa ederiz. Churchill'e soruyorlar. İngiltere'nin dostu hangi ülkeler diye. Churchill'in verdiği yanıt. İngiltere'nin dostu değil, İngiltere'nin çıkarları var diyor. Evet, bizim de çıkarlarımız var. Irak'a gittiğimde bana şunu söylediler. Irak başbakanıyla görüştüğümde. Dedi ki biz önümüzdeki 10 yıl içinde 500 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Gelirimiz var, petrolümüz var. 500 milyar dolar 10 yıl içinde yapacağız. Metroyu yapacağız, havaalanları yapacağız, toplu konutlar yapacağız. Bir sürü şey saydı. Ve bunların büyük bir kısmını sizin iş adamlarınız yapacaklar. Biz size otobanı açıyoruz, otoyollar açıyoruz. Siz pencereden girmeye çalışıyorsunuz. Neden? Evet, neden? Neden kavga ediyoruz? Oysa eğer Türkiye Orta Doğu'da eskiden olduğu gibi gücünü koruyabilseydim, sorun çözüldüğü zaman, sorun olduğu zaman çözüm merkezi olarak gözler Türkiye'ye çevrilebilseydi, bugün çok farklı bir noktayı yakalamıştı Türkiye. İş dünyası da bundan büyük bir keyif alacaktı, yatırım yapacaklardı oraya. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Değerli arkadaşlarım, teşvik sistemi kesinlikle değişmesi lazım, bu teşvik sisteminin. Az önce içeride de değerli insanlarıyla konuştum. Eğer bir vizyonunuz varsa, eğer Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız, teşvik sistemini koyduğunuz vizyonun gerçekleşmesi üzerine inşa etmek zorundasınız. Ve bu teşvik sistemi tek boyutlu olmak zorunda da değil. Zaten olamaz da. Bölgesel teşvik de olabilmeli. Ama ileri teknolojiyi Türkiye'ye getiren veya kullanan veya yaratan sektörlere olağanüstü teşvikler sağlamamız lazım. Sadece yatırım süreci değil, yatırım sonrası da bu teşviklerin olması lazım. Türkiye yeni bir evreyi yakalamak zorundadır. Bir iş adamı dedi ki ben Türkiye'de çip üretmek istiyorum, 1 milyar dolar paraya ihtiyacım var. Emin olun ben başbakan olsaydım 1 milyar doları gözü kapalı verirdim. Türkiye çip üretecekse teknolojide önemli bir sıçrama yapmış olacaktı. Ama biz teşvik politikamızı farklı amaçlarla yapıyoruz. Oy hesabıyla yapıyoruz teşvik politikasını. En tehlikeli olan budur. Ülkenin geleceğini göreceksiniz. Çocuklarımızın geleceğini göreceksiniz. Teşvik politikamızı onun üstüne oturtmak zorundayız. Orta gelir tuzağından söz ettik. Sadece orta gelir tuzağında değiliz. Aynı zamanda orta teknoloji tuzağındayız biz. Orta gelir ve orta teknolojiyi aşmanın yolu eğitimin kalitesini yükseltmekten geçiyor. Bütün dünyanın gördüğü gerçek budur. Biz getirdik 4+4+4 sistemi. Ben beklerdim ki toplumun her kesimi bu yanlıştır desin. Düşünün. Bir eğitim modeli getiriyorsunuz. Milli Eğitim Şurası'nda hiç görüşülmemiş. Hükümetin programında hiç yok. Kalkınma planında hiç yok. Bakanlar konuda hiç görüşülmemiş. 5 milletvekili kanun teklifi veriyor. Hiçbirisi eğitimci değil. Ve biz çocuklarımızı denek olarak gönderiyoruz oraya. Yazık günah bu ülkeye, yazık günah. Gerçekten yazık günah. Çocuklarımıza yazık günah. Onların geleceğini öldürüyoruz. İçim kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Yazık günah değil bu çocuklarımıza. PISA sonuçlarına bakın OECD'nin. Bizim çocuklarımız matematikte, fen bilimlerinde ve okuma becerisinde en dipteler.
En dipteler. E bizim çocuklarımız akılsız mı? Hayır. Ama bu eğitim sistemi o çocuklarımızı bütün becerilerini yok ediyor. Bundan kurtulmamız lazım. Dünyada risklerin arttığı ifade edildi. Doğrudur. Dünyada riskler artıyor. Ama bizim bölge bize çok büyük avantajlar sağlıyor arkadaşlar. Eğer dış politikayı biz barış endeksi kurabilseydik, ülkenin çıkarları üzerine inşa edebilseydik, Irak'ta da, Suriye'de de, İran'da da, Mısır'da da çok önemli kazanımlarımız olacaktı. Dünya bir yerlere gidecekti. Belki daralacaktı ama Türkiye kendi bölgesinin potansiyelini olağanüstü bir avantaja çevirebilirdi. Ama bunu yapamadık. Değerli arkadaşlarım, 5 aydır hükümet kurulamıyor diye yine iş dünyamızdan değerli bir arkadaşımızın ifadesi. Bakın, şunu açık ve net size ifade etmek isterim. Bizim bu seçim sürecimizde önümüze koyduğumuz mesaj şurada yazıyor. Önce Türkiye. Seçim oldu. Tablo ortaya çıktı. Sayın Davutoğlu geldi. Koalisyon kurmak istediklerini söylediler. Sayın Davutoğlu'na şunu söyledim. Koalisyon evet kurabiliriz. Ama bakın dedim. 14 ilçemiz var bizim. 14 ilkeden yola çıkarak Türkiye'nin 5 temel sorun alanı var ve bu sorunları bizim çözmemiz lazım. Eğitim ciddi bir sorun alanı. Dış politika ciddi bir sorun alanı. Ekonomi reformlar yapmamız lazım. Ecevit hükümetinin yaptığı reformlardan geriye gittik. Pek çok kurumun içini boşalttınız. 5 sorun alanı da kendisine aktardım. Bunları çözecekseniz hay hay buyurun gelin koalisyonu kuralım. Tamam dediler. Peki görüşmelere başladık. Görev aldıktan sonra araya Yüksek Askeri Şura girdi. Araya bayram tatili girdi. Bizim görüşmemiz 10 gün sürdü. Arkadaşlarıma şunu söyledim. Bize ne soruyorlarsa düşüncelerimizi bütün samimiyetimizle onlara aktaralım. Ve bütün samimiyetimizle aktardık. Çünkü Türkiye'nin hükümetsiz kalmasının faturası çok ağırdı. Topluma ağır, iş dünyasına ağır, işsizlik var, felaket bir tablo var. Bu tablonun rahatlatılması lazım. 10. günün sonunda dediler ki 4 yıllık bir hükümete ihtiyaç yok, 3 aylık bir seçim hükümeti kuralım. Biz de dedik ki ya milli irade 4 yıl diyor. 3 aylık seçim hükümeti yeniden seçime gideceğiz. Millet bize sormayacak mı kardeşim? Biz size oy verdik diye bize her 3 ayda bir seçime mi götürün? Oturun adam gibi ülkeyi yönetin. Kendi aranızda uzlaşın. Eksiklik varsa tamamlayın. Ama bu olmadı. Bu olmadığı içindir ki benim sizlerden talebim var. Bunu da çok net ifade ediyorum. Sizi seçime zorlayan bir iradeyi tekrar iktidara taşımayın. Bir kişiye görev verilmiş ve o kişi hükümeti kuramamışsa, o beceriyi gösterememişse orada sormamız gerekiyor. Neden kuramadın arkadaşlar? Neden? Neden kuramadın? Başbakanlık pozisyonunda olan bir kişinin özgür iradesinin olması lazım. Eğer iradeyi başka bir alana hapsetmişse veya iradeyi başka bir kişinin iradesine ipotek etmişse ülkeyi yönetemez. Bu gerçeği herkesin bilmesi lazım. Ben bunu söylemek zorundayım. Eğer bunu açık ve net ortaya koyamazsak sorunlarımızı aşamayız değerli arkadaşlarım. İnşallah sorunları siyasetçiler çözer. Doğrudur. Bir ülkenin sorunlarını çözme siyasetçinin görevidir zaten. Sizin göreviniz değil. Sizin göreviniz sandığa gidip oy kullanmak. Siz görevinizi yaptınız. Sizin sorunlarınızı çözmek siyasetin görevidir. Çünkü siyasetçi ben ülkeyi yöneteceğim diye geliyor önünüze. Oy talebi onun için. E ülke nasıl yönetilir? Bir vizyonu olmayan bir siyasal anlayış ülkeyi yönetemez. Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. Çok şükür o da bitti. O da çünkü plana ihtiyacımız yok ki. Bakın iş dünyasının değerli insanları. Bir Kanal İstanbul dediler.
Hiç kimse sormadı ya arkadaş, bu Kanal İstanbul'u nerede yapacaksın sen? Bunun maliyeti ne? Bunu nereden finanse edeceksin sen? Gemiler buradan geçecek, para alacağız. Ya Boğaz'dan zaten bedava geçiyor. Niye para verip gitsin? Üstelik uluslararası kurallar var. Her şeyi bir tarafa bıraktık. Vay efendim, önemli bir vizyon yarattılar. Efendim İstanbul'un iki tarafında 100.000 kişilik iki ayrı şehir kuracaklar. Ya Anadolu boşalıyor kardeşim. Anadolu boşalıyor. İşsizlik var burada, yoksulluk var burada, acı var burada, sefalet var burada, terör var bururada. Buraya bizim kilitlenmemiz lazım. Daha acı olanı nedir? Daha acı olanı. Bir ülke, bir başbakan kendi ülkesinde bir bölgeye gizlice gidiyorsa o ülkede sorun var demektir. O ülkenin yönetiminde sorun var demektir. Efendim doğuya gittim, kimsenin haberi olmadı. Tereyağdan kıl çeker gibi gittim. Oradan da karakollara gittim, askerlere baktım, sonra Ankara'ya döndüm. Ya vahim bir tablo durumu. Vahim bir tablo. Bir ülke bu haldeyse orada çok ciddi bir yönetim sorunu var demektir. Ve şunu da söylemek isterim. Bu seçimler hepimizin düşünerek sandığa gitmesi gereken seçimlerdir. Takım tutar gibi bir siyasal partiyi tutmamız gereken seçimler olmaktan çıkmıştır. Çünkü Türkiye'nin koşulları farklıdır artık. Demokrasiyi oylayacağız biz burada. Hukuku oylayacağız biz burada. Makul şüpheyle ben istersem, az önce yukarıda toplantı yaptık. İş dünyasının değerli insanlarıyla. Eğer kötü niyetli birisi olsa hepimizi tutuklayabilir orada. Ben hariç, benim dokunulmazlığım olduğu için. Makul şüpheyle içeri atabilir. Makul şüpheye dayanarak dosyanıza gizli kararı koyabilir. Makul şüpheye dayanarak sizi hapse atabilir. Ve sizin avukatınız sizin neden tutuklandığınızı bilemez. Böyle bir hukuk olur mu? Yabancı sermaye gelsin Türkiye'de yatırım yapsın. Ya niye gelsin? Ve iş dünyasından bir grup kalktı şunu söyledi. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkeye yatırım gelmez. Evrensel bir kuraldır zaten bu. Vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Ya doğruyu söylüyor. Benim can ve mal güvenliğim olacak ki ben yatırım yapayım. Bizim önceliklerimiz bunlar. Ayrıca iş dünyasının değerli başkanlarına içeride de söyledim. Asgari ücret konusunda evet 1500 lira yapacağız. 1500 liranın tamamı vergiden muaf olacak. 1500'ün üstü vergiye tabi olacak. Dolayısıyla sizin üstünüze gelen yükü birinci planda düşürüyoruz. Size ödediğiniz vergi ve prim borcu olmamak kaydıyla, vergi ve prim borcu olmamak kaydıyla ödediğiniz vergi ve prim kadar bir yıl süreyle 0 faizli kredi açacağız. 0 faizli. Alacaksınız. Kaçta ödediğiniz vergi ve prim? 100 lira. Size 100 lira bir yıl süreyle kullanacağınız kredi açacağız. 0 faizli. Yatırım yapacaksınız. Şimdi bundan kim karlı çıkıyor? Bundan daha çok karlı çıkan devletin kendisi. Bakın, şu anda tahsil edilemeyen 132 milyar lira var. Vergi ve sigorta primi. 132 milyar lirayı devlet tahsil edemediği için gidip %14'ten, 15'ten, 17'den borçlanıyor. Faiz ödüyor devlet. Peki size 0 faizli kredi verdiğimiz zaman zaten bu 0 faizli krediyi almak için prim borcunuz ve vergi borcunuz olmayacak. Demek ki tahsilat sorunuz olmayacak. 2. Ekonomiyle mücadele. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele nasıl olur? Silahla mı? Hayır. Cezayla mı olacak? Hayır. İşte 0 faizli kredi. İşinizi büyüteceksiniz. Daha fazla vergi ödeyeceksiniz. Daha fazla kredi alacaksınız. Başka istihdam yaratacaksınız. Başka yeni yatırım yapacaksınız. Ayrıca biz katma değeri yüksek ürün üreten firmalara özel teşvikler getirmek zorundayız. Öncesi ve sonrasında getirmek zorundayız. Türkiye bilgi toplumunu yakalamak zorunda, teknolojiyi yakalamak zorunda. Size bir örnek daha vereyim. Eğitim sisteminin ve üretimin ve teknolojinin bir arada nasıl önemli olduğunu. Yazılım sektöründe Hindistan dünyada bir numara. Yazılım sektöründe.
Biz Hindistan'a uzman gönderdik. Ya neden Hindistan yazılım sektöründe bir numara oluyor? Uzmanın bize verdiği rapor şu. Ana okulundan başlayarak çocuklara matematiği oyun içinde öğretiyorlar. Ve müthiş bir mukayese yeteneğine sahip oluyor. Bizde de matematik en korkulan ders. Şimdi eğitim bu kadar önemli bir şeydir. Biz bunları çözmek zorundayız. Gelelim son bir bölüme. Terör. Bu sorunu çözmemiz lazım. Bakın, CHP'nin genel başkanı olarak çıkıp şunu söyledim. Bu sorun silahla çözülmez. 30 yıllık deneyim bunu bize gösterdi. Peki nasıl çözülür? Bu sorun toplumsal uzlaşmayla çözülür. Peki nerede çözülür? Türkiye'de çözülür. Çözümün anahtarı nedir? Birinci sınıf demokrasi ve daha fazla özgürlük. Çözümün anahtarı da budur. Sorunu çözmek için 4 temel ilke vardır. 4 temel ilke. 1. Samimi ve dürüst olacaksınız. Ben bu sorunu çözeceğim diye. 2. Gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Ben başkan olayım, sen bana oy ver, ben de bu işi çözmeye çalışayım. Böyle bir şey olmayacak. 3. Halka hesabını veremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayacaksınız. Angajmanlara girmeyeceksiniz. 4. Topluma bilgi vereceksiniz. Muhalefet partilerine bilgi vereceksiniz. Ben bunları Sayın Erdoğan'a söyledim. Bir mektup götürdüm. Kendi ellerimle verdim. Yapmayın, etmeyin. Bakın, bu sorun böyle çözülür. Parlamentoda bir uzlaşma komisyonunun olması lazım. Onun paralelinde parlamento dışında bir akil adamlar heyeti olması lazım. Devlet meşru organlarla muhatap olur. Gayrimeşru organlarla devleti muhatap etmeyin diye. Siz bilmezsiniz dediler. Olur. Siz bilirseniz çözün. Çözerseniz ilk gelip sizi ben tebrik edeceğim dedim. Türkiye'nin en temel sorunu. Siz çözünüzle biz karşı mı çıktık? Hiç kimse bize şunu söyleyemez. Efendim bu sorun vardı, biz çözecektik, CHP engel oldu. Ona şunu söyleyin. CHP neye engel oldu? Mesela neye engel oldu? Sorun parlamentoda çözülecek dediğimize itiraz ettiler. 2 yıl geçti, bir kanun teklifi getirdiler. Sorun parlamentoda çözülür diye. Bir madde vardı, faili meçhul cinayetleri artırıyordu ve meşruiyet kazandırıyordu. Biz ona karşı çıktık. Koro halinde bağırdılar. Gene biz çözeceğiz, CHP karşı çıkıyor. Sonunda onların hukukçuları oturup düşündüler. Evet, CHP haklı. O maddeyi çekip çıkardılar. Biz de destek verdik. Buyurun çözün. Soru şu. 7 Haziran'dan sonra niye birdenbire olay patladı? Ne oldu? Hangi angajmanlara girdiler? Neler oldu, bunları hiç kimse bilmiyor. Devlette de bu işi bilen 5 kişi. 6. kişi bile değil. Şimdi IŞİD belası çıktı. Daha derin bir sorunla karşı karşıyayız. Orta Doğu bataklığı Türkiye'ye taşındı. Suruç'ta oldu, Ankara'da oldu, Niğde'de oldu. 49 kişiyi rehin aldılar. IŞİD aldı. Terör örgütü bile diyemedik onlara. Diyemediler terör örgütü. Efendim, yaramaz çocuklar. Nasıl yaramazlarsa, bizden 102 kişiyi öldürdüler. Sorunumuz derin. Ama şunun altını özenle çizeyim. Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek ve aşacak kapasiteye sahiptir. Bilgisi ve birikimi de vardır Türkiye'nin. Yeter ki doğru insanlarla yola çıkalım. Bu sorunların hepsi çözülür. Niye çözmeyelim? Hiç onlar yapmadılar ama biz İrlanda'ya da milletvekillerimizi gönderdik. İra sorununu İrlanda nasıl çözmüştür diye. Biz Güney Afrika'ya da gönderdik. Onlar nasıl çözmüşler diye. İspanya'ya da gönderdik. Onlar nasıl çözmüşler diye. Biz iktidar partisi değildik ama bir iktidar partisi gibi çalışıyorduk. Çünkü biz Türkiye'ye karşı, kendi ülkemize karşı sorumluluk hisseden bir partiyiz. Olaylara böyle bakıyoruz. İş dünyasından benim isteğim. Bir Kasım'da sizin oylarınıza bizim ihtiyacımız var. Sadece sizin değil, çalışanların oylarına da bizim ihtiyacımız var. Size bir sözüm var.
Sizin önünüzdeki bütün engelleri kaldıracağım. Yeter ki üretim. Yeter ki üretim. Bütün engelleri kaldıracağım. Sürekli geliştirin. Ben sanayiciyi şöyle tanımlıyorum. Sanayici ekonominin kamu görevlisidir. Sanayici kendisini aşmıştır. Sanayici artık ülkesi için çalışır. Rekabet eder uluslararası alanda. Sürekli kendisini yenilemek zorundadır. Ve Türkiye'nin geleceği, performansı, iş dünyasının göstereceği performansa bağlıdır. Biz ona vizyon katmalıyız ve vermeliyiz. Kendisini yenilemeli ve sürekli istihdam alanı yaratmalı, üretmeli. Doğu Güneydoğu için projelerimiz de var. Özel sektöre önemli teşvikler getireceğiz. Gidip yatırım yapsın diye. Yapmazsa, yapamazsa, verimli bulmazsa, başka bir neden çıkarsa kamu özel işbirliğini savunuyoruz. O da olmasa devlet doğrudan gidip yatırım yapacak. Ve dolayısıyla biz sanayi Anadolu'nun her kesimine taşımak zorundayız. Toplumsal dengeyi sağlamak zorundayız. Bir alana göçü engellemek zorundayız. Ama bu nasıl olacak? İstihdam yaratarak olacak. Zorla sen buraya gelemezsin veya şuraya gidemezsin diyemeyiz. Süreyi biraz uzattığımı ben de biliyorum. Politikacılara söz verirseniz tabii uzun uzun konuşurlar. Ama size özetle şunu söyleyeyim. Emin olun size anlattıklarım yüreğimden duyduğum ve bu ülkede olması gerekenlerdir. Biz bunları yapmazsak çok gerilerde kalırız. Çok ama. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz koptu neredeyse. Bu ülkenin insanı birinci sınıf demokrasiyi hak ediyor. Neden üçüncü sınıf demokrasiyi bize dayatıyorlar? Neden illa %10 seçim barajı oluyor? %1 oy alan partinin genel başkanının parlamentoda olması lazım. Meşru zemin alanını ne kadar genişletirsek toplumsal barışı o kadar sağlarız biz. Yani bir kişi %1 oy aldı, genel başkanı meclise geldi, milletvekili oldu diye ne eksilecek bu ülkede? Tam tersine sokağa çıkıp bağıracağına gelecek parlamentoda kürsüye çıkacak, düşüncesini açıklayacak. İnsanlar düşüncelerini açıkladı diye niye korkuyoruz? Düşünce farklı olduğu zaman bir toplum büyür, bir toplum gelişir. Düşünün. Bir dönem bütün kainat, bütün dünya dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bir kişi çıktı dedi ki dünya düz değil ya, yuvarlaktır dünya dedi. Herkes kızdı, herkes bağırdı, sen yanlışsın dedim. Ama dünya düzdür demiyor. Herkes biliyor ki dünya yuvarlak. Farklı fikirler zenginlik olarak kabul edilmedikçe, farklı fikirleri susturmaya kalktığınız andan itibaren bir toplumun büyümesini, gelişmesini engellemiş olursunuz. Eğer bu vizyon bir siyasetçide yoksa, o siyasetçi ülkeyi yönetemez. İşin özeti şu. Biz bütün sorunlarımızı biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bizim yetkilendirilmemiz lazım. Ben öyle 13 yıl, 20 yıl yetki verin, hiç öyle bir niyetim de yok. Siyasetin gençleşmesi lazım arkadaşlar. Yeni bir anlayışın, yeni bir algının siyasette olması lazım. Kim kiminle ortaklık kuracak? Bunları da bırakmamız lazım. Hangi ilkeler etrafında biz ortaklık kuracağız, hükümet olacağız? Hangi ilkeler etrafında? Bu ilkelerde önce anlaşmamız lazım. Hukukun üstünlüğünde anlaşıyor muyuz? Kadın erkek eşitliğinde anlaşıyor muyuz? Üretim yapan bir Türkiye üzerinde anlaşıyor muyuz? Bunlar da olursa o zaman bu koalisyon bir şey getirir. Yoksa eski tas eski hamam, kim kime kazık atacak, birbirine güvenmeyen iki koalisyon ortağı, bunlardan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Sayın Davutoğlu geldiğinde kendisine açık ve net, koalisyon ortaklarının birbirine kesinlikle güvenmesi lazım. Ben sizden duyduğum kaygıları burada açıklıkla dile getirdim ve bütün kaygılarımı dile getirdim. Çünkü ben bu kaygıları dile getirmezsem ileride koalisyon kurduğumuzda niye zamanında bize söylemediniz diyebilirdiniz. Biz samimi olmak zorundayız. Çünkü ülke yönetimine talibiz biz. Dürüst olmak zorundayız. Ülke yönetimine talibiz biz. Ve talibiz ve biz bunu yapmak istiyoruz. Sizden bir başka isteğim. Bizim düşüncelerimizi,
öngörülerimizi, vizyonumuzu yetersiz buluyorsanız bunu bize bildirin. Eleştiri hakkınız ve özgürlüğünüzün olması lazım. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır arkadaşlar. Eğer bir politikacı bunu hazmedemiyorsa politik arenadan çekilmek zorundadır. Sürekli beni alkışlayacaksın ve beni öveceksin. O zaman bir diktatör yaratıyoruz. Olmaz mı? Olmaz mı? Eleştiri olabilmeli. Ve biz eleştiriden ders çıkarmasını bilmeliyiz politikacı olarak. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'nin büyümesine, demokratikleşmesine, demokrasinin derinleşmesine katkıda bulunmuş oluruz. 102 vatandaş öldü, ortada sorumlusu yok. Siyasi sorumlusu yok bu işin. Nasıl olur bu? Letonya'da çatı çöküyor, alışveriş merkezinde bakan istifa ediyor. Biz de önlem almadıklarını söylüyorlar. Güvenlik açığı yok diyorlar. 102 kişi hayatını kaybediyor. Ortada sorumlu yok. Sorumlu kim? IŞİD. Ya zaten IŞİD'in hedefi oradaki insanları öldürmekti. Türkiye'ye yeni bir vizyon, yeni bir evre kazandırmak zorundayız. Beni dinlediğiniz için hepinize en içten teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Size bir günün anısına bir hediye verdim. Tamam. Şunlara. İş dünyası adına bir günün anısına bir takdimimiz olacak. Asiyet Başkanımız Süleyman Sümez, buyurun.